Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Son videomuzda Louis'i örüyorduk sizlerle. Louis'in boyun kısmını örüp bitirmiştik. Ben şu şekilde kafasını da çalıştım. Kafası bana biraz büyük geldi. Bunu biraz küçülterek öreceğiz sizlerle. Louis'in gözlerini ben buradaki tuhafiyelerde bulamadım. Gözlerini sipariş verdim. Louis'i zaten birkaç ay devam ettiremedim arkadaşlar, biliyorsunuz. Hamilelik, taşınma, doğum, doğum sonrası. Şu an doğum yapalı 4,5 ay falan oldu. Şu an biraz daha toparladım kendimi. Örmeye devam edeyim dedim. Ama dediğim gibi gözlerini bulamadım. Gözlerinin siparişini verdim. Gözler gelene kadar bir şeyler örmek istedim. Videonun başında da resmini paylaştım. Oyuncağı öreceğiz sizlerle. Şu şekilde ben ayağıyla başladım. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz tombul. Büyük bir ayağımız olacak. Ayağını ördüm. Sonrası bu şekilde devam edecek. 24 sık iğneye kadar sık iğne sayımı düşürdüm. Sonrası 24 sık iğneyle kırmızı beyaz, kırmızı beyaz şeklinde devam edecek. Ama şurası da hoşuma gitmedi. Sık iğne sayımız aynı olacak. 24 sık iğne ama biraz daha böyle şerit gibi olması için 4 sıra değil de 2 sıra 2 sıra. 2 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı şeklinde, kırmızı beyaz, kırmızı beyaz şeklinde 24 sık iğneyle istediğimiz bacak uzunluğuna ulaşana kadar öreceğiz. Şimdi ayak yapımıyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Ayak yapımıyla başlamadan önce kullandığım iplerin kodlarını söyleyeyim ben sizlere. Tabanda kullandığım ipim. Şöyle kağıtlarımı çıkarmıştım. Taban rengim buymuş. Taban rengimin şöyle arkadaşlar. Tabanda kullandığım rengim. Şu ışıktan pardon sanki. Şöyle. 262 numara. Taban rengim 262 numara. Sonrasında kahverengiyle devam ettim. Şöyle kahverengiyle devam ettim. Kahverengimin renk numarası da şu şekilde 493. 493. Sonrasında kırmızıyla devam ettim arkadaşlar. Kırmızının da renk numarası 56. Kırmızı beyaz rengimiz. Beyaz rengini de göstereyim. Beyaz renkte 55. Şimdi taban yapımıyla başlayacağız arkadaşlar. Zincir çekerek başlayacağız. Zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Benim tığ numaram hep aynı. 4 numara 1,6 milim. Bizim için dediğim gibi milimlik kısmı önemli. 4 numara 1,6 milim tığımı kullanıyorum çoğunlukla. İplerim de çoğunlukla alize oluyor. Yer belirlemek için farklı bir renk ip de takabilirsiniz. Ben çoğunlukla ataç takıyorum. Şöyle yer belirleme aparatları satılıyor. Şunlardan alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi taban rengimiz de. Bu taban rengi de sütlü kahve. Sütlü kahveyi andıran bir renk. Ten renginden ziyade şöyle ten rengimiz şöyle. Bu biraz daha evet sütlü kahveyi andırıyor. Renk numarasını da gösterdim sizlere. Zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. 11 adet zincir çekeceğiz. Bunu sağlamlaştırmak için yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11. 11 adet zincir çekmemin sebebi de arkadaşlar elimde 10 adet zincir kalsın istiyorum. Çünkü örmeyi ikinci zincirden itibaren devam ettiğimiz için eksilmiş oluyor. O yüzden 11 tane çektim. İkinci zincirden örmeye devam ediyorum. İkinci zincirimin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yaptım. 3 tane yaptım. Sonrasında 8 tane zincirime düz bir şekilde sık iğnemizi yapalım. Son zincirimin içerisine de 6 tane arttırma yapacağım. 6 tane sık iğne yapacağım. İkinci zincirimden örmeye başladım. İkinci zincirimin içerisinde 3 tane sık iğne yaptım. Yani 3 arttırma yaptım. Şimdi 8 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örelim. 8 adet zincirimin üzerine düz bir şekilde 8 adet sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Son sık iğnemin içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapmış oluyorum. 6 adet sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 adet arttırmamı yaptım son sık iğnemin içerisine. Şimdi düz bir şekilde 8 adet sık iğnemizi yapalım. 8. sık iğnemize yer belirleme aparatımızı takalım. Burası bizim sıra başımız olacak. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde 8 sık iğnemi ördüm. Yer belirleme aparatımı taktım. Ve örmeye devam ediyorum arkadaşlar. 3 adet arttırma yapmıştık bir zincir içerisine. Bu 3 adet sık iğnemin her birinin tepesine çift batacağım arkadaşlar. Yani arttırmaya devam ediyoruz. Benim gibi çok sıkı örmeyin arkadaşlar. Ben
videolarımda da ara ara söylüyorum. Aşırı sık örüyorum. Yıkanınca bozulmaması için, içini doldurunca elyaf gözükmemesi için bayağı bir sık örüyorum. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yaptım. Ve üçüncü arttırmamı da yaptım. Şimdi düz bir şekilde 8 sık iğnemi öreceğim. Sonrasında 6 arttırma yapmıştık. 6 sık iğnemin içerisine de her birinin içerisine çift batacağım. Yani sık iğne sayımı 12'ye çıkaracağım. Arttırmalarımız ön ve arka noktada olacak arkadaşlar. Bu aralar hep 8 kalacak. Arttırmamı yapacağım, 8 öreceğim, arttırmamı yapacağım. Sıra sonuna kadar 8 sık iğnemi düz öreceğim. 3 sık iğnemin tepesine çift battım. Sık iğne sayımı 6'ya çıkarttım. 8 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. 6 sık iğnemin tepesine de her birine çift batarak 12'ye çıkaracağım sık iğne sayımı. Sıra sonuna kadar 8 sık iğnemi düz öreceğim. Sıra sonuna kadar 8 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Arttırmaya devam ediyoruz. Bu sıramızda da 1 ör 1 arttır. 1 ör 1 arttır. 1 ör 1 arttır. 3 kere bu şekilde öreceğiz. 3 kere aynı işlemi yapacağız. Birinci arttırmamı yaptım. Bir tek ördüm. İkinci arttırmamı yaptım. Bir tek ördüm. Ve üçüncü arttırmamı da yaptım arkadaşlar. 8 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bir ör, bir arttır. Bir ör, bir arttır. Bir ör, bir arttır. 6 kez aynı işlemi yapacağız. Sona kalan sık iğnemi de düz bir şekilde öreceğim. Arttırmamı yaptıktan sonra arkadaşlar 8 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Burada da aynı şekilde bir ör, bir arttır. Bir ör, bir arttır. 6 kere aynı işlemi yaptım. Sıra sonuna kadar 8 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Şu anki sık iğne sayımız arkadaşlar 43. Ara ara ben size sık iğne sayısını vermeye çalışırım arkadaşlar. Bu sıramızda da arkadaşlar 2 ör 1 arttır yapacağız. Arttırmaya devam ediyoruz. 3 kere aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 ör 1 arttır, 2 ör 1 arttır, 2 ör 1 arttır. 8 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. Burada da 6 kere tekrar edeceğim. 2 ör 1 arttır, 2 ör 1 arttır, 6 kere tekrar edeceğim. 8 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. Arttırmalarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. 1 2 ör 1 arttır. 1 2 ör 1 arttır. 2 tek 1 çift de diyebiliriz. Ve 2 tane tek öreceğim. Son arttırmamı yapacağım. 1 2 tek ördüm. Elimi telefondan çıkarıyorum arkadaşlar. Şu şekilde iyi sanki. Şuraya bir çarpı atayım. Bu şekilde örmeye devam edeyim. Ne yapmıştık en son? 2 tek ve son arttırmamı yapıyorum. İki tek bir arttır, iki tek bir arttır yaptım arkadaşlar. 8 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. Burada da arttırmamı yapacağım. Arttırma noktamız, arka noktalarımız ördükçe belli oluyor arkadaşlar zaten. Bakın şu şekilde şöyle ortaya çıkıyor arttırma noktamız. Arttırma noktamıza arttırma yapıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok da belli olmadı. Şöyle biraz yakınlaştırsak. Bakın şöyle arttırma noktalarımız ortaya çıkıyor. Bakın. Yaptıkça, ördükçe arttırma noktalarımız ortaya çıkıyor. Arttırmamı yaptım. 8 sık iğne düz öreceğim. 6 kere 2 ör 1 arttır yapacağım. 8 sık iğnemi düz bir şekilde örüp sıramı tamamlayacağım. Arttırmamı da yaptıktan sonra arkadaşlar 8 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Arttırmaya devam ediyoruz. Bu sıramızda da 3 ör 1 arttır yapacağız. 1 2 3 ör 1 arttır. Şöyle. 1 2 3 ör. O kadar sık örüyorum ki bir arttırma yapacağım. Yani elimde değil, niye bu kadar sıkıyorum? Bir arttırma yaptım. Örerken çok zorlanıyorum o yüzden. 1 2
3 ör, 1 arttır, 8 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edeyim. Şöyle 1, 2, 3 ör, 1 arttır, 1, 2, 3 ör, 1 arttır, 1, 2, 3 ör, 1 arttır. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördük arkadaşlar. 8 tek örüp 8 sık iğnemi ördüm, 3 tek batıp arttırma da yapıyorum diyebilirsiniz. 11 tekten sonra arttırma şeklinde de ilerleyebiliriz. 8 ördük. 8. 3 tekimizi yapacağız. Yapamıyorum. Şöyle. Yani 9, 10, 11. 3 tekimizi yaptık. 1 çift. 1 arttırma. Şöyle. Arttırma noktalarım ördükçe belli oluyor arkadaşlar. Bakın ortaya çıkıyor arttırma noktalarım. Aşağıdan yukarıya. Şöyle net bir görüntü yakalayalım. Arttırmamı yaptım. 1 2 3 tek battım. 1 arttırmamı yapıyorum. Elimi ekrandan çıkarmamaya çalışıyorum arkadaşlar bir yandan. Bir yandan sıkı örmemeye çalışıyorum. Bir yandan masayı sallamamaya çalışıyorum. İşimiz zor. Arttırmamı yaptım. 1 2 3 tek yaptım. 1 arttırma yaptım. Burada eğer arkadaşlar sayarken karıştırırsanız sonra 8 sık iğnemiz kalacak. Sıra başından sayın 8 sık iğne. Sonrasında o şekilde de kontrol edebiliriz. Ama dediğim gibi arttırma noktalarımız ördükçe belli oluyor arkadaşlar. Zorlanmazsınız. Gözünüz bir zaman sonra alışıyor. Arttırdık. 1 2 3 tek yaptım. 1 arttırıyorum. Şöyle 1 2 3 tek 1 çift 3 tek bat 1 arttır. Son arttırmamı da yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 8 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. Sonrasında yani şu an 1 2 3 4 5. sıramızı örüyoruz. Sonrasında 6. sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. 6. sıramızda da son arttırmamızı yapacağız dediğim gibi. 6. sıramızda da 4 ör 1 arttır. Sıra sonuna kadar 8 sık iğnemi öreceğim. Sonrasında 4 ör 1 arttır. 4 ör 1 arttır. 4 ör 1 arttır. 3 kere bu işlemi yapacağım. 8 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. 4 örüp 1 arttıracağım. 4 ör 1 arttır. 4 ör 1 arttır. Bu şekilde 6 kere bu işlemi yapacağım. Sıra sonuna kadar 8 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. Taban kısmını bitireceğiz. Arkadan öreceğiz. Şöyle yukarıya doğru çıkmak için şöyle biraz yakınlaştırayım. Şöyle bakın arkadaşlar. Taban kısmını öreceğiz. Şu şekilde yukarıya çıkmak için arka ilmekten alarak öreceğiz. Orayı da göstereceğim sizlere. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Arttırmalarımı yapıp arkadaşlar sıra sonuna kadar düz bir şekilde ördüm. 3 kere bu işlemi yaptık. Ne yaptık? 4 ör 1 arttır. 4 ör 1 arttır. Yaptım. 8 sık iğnemi düz ördüm. 4 ör 1 arttır. 4 ör 1 arttır. 6 kere bu işlemi yaptım. Sıra sonuna kadar 8 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. 6. sıramızı bitirmiş olduk. Taban kısmını bitiriyoruz 6. sıramızda. Bu sıramızda toplam 70 sık iğnemiz var arkadaşlar. 6. sıramda benim toplam 70 sık iğnem oldu. Bu sıramızda arkadaşlar şu şekilde yakınlaştırayım. Arka ilmekten alarak öreceğiz. Sık iğnelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Ön lob, arka lob, ön katı, arka katı. Bu şekilde de örebilirsiniz. Şu arkadaki ilmeği alıp bu şekilde de örebilirsiniz. Bu şekilde de yukarıya çıkmış oluyoruz. Şöyle. Ama ben şu şekilde örüyorum arkadaşlar. Böyle örmek
Böyle örünce daha keskin, daha güzel çıkılmış oluyor yukarıya. Daha güzel duruyor. Daha sert duruyor. Şöyle daha keskin. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Tığımı arkadan sokuyorum. İlk skinimin içerisine. Bakın şu şekilde. Şu katı alıp, yani bakın arkadaşlar, şu katları önden tığımızı sokacağız. Arkadan bu şekilde alıp öreceğiz. Aldım. Normal skin olarak örüyorum. 70 adet skinimi bu şekilde öreceğim. Arkadan girdim. Şöyle yakınlaştıralım. Şöyle çıktım. Ve örüyorum. Arkadan girdim. Bakın bu noktadan girdim. Hemen dibinden çıktım. Tek kat aldım. Şu tek katları alarak öreceğiz. Bu şekilde arkadaşlar, arka ilmekten alarak, dediğim gibi ilk gösterdiğim gibi de örebilirsiniz zorlanırsanız. Bu ikinci gösterdiğim gibi de örebilirsiniz. O şekilde örerek arka ilmekten alarak 70 sık iğnemizi o şekilde örelim. 70 adet sık iğnem arkadaşlar, arka ilmekten alarak ördüm. 70 sık iğne olarak arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Normal öreceğiz arkadaşlar. Ön loktan, ön ilmekten veya arka ilmekten alarak değil. Düz bir şekilde sık iğnelerimizi öreceğiz. Şöyle 70 sık iğne olarak, 70 sık iğne olarak 4 sıra düz bir şekilde örelim. Sık iğnelerimizi bu şekilde normal alarak öreceğiz. Bakın şu şekilde yukarıya çıkmış olacağız. Şöyle. Şimdi 4 sırayı düz bir şekilde örelim. Son sık iğnenizi kapatmayın arkadaşlar. Son sık iğnemizi kahverengiyle kapatacağız. Kahverengiyle kapatıp kahverengiyle de 8 sıra düz bir şekilde öreceğiz. 8 sıra düz ördükten sonra kahverengi de ve kırmızı ipimizi de kesmemiz olacak. Şimdi 4 sıra düz bir şekilde 70 sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan örelim. 4 sıramı 70 sık iğne olarak düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Dediğim gibi son sık iğnemi kapatmadım. Son sık iğnemizi kahverengiyle alacağız. Kahverengiyle kapatacağız. Şöyle geçirdim. Şöyle bir kontrol edeyim. Yanındaki sık iğneye ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı sık iğnemin içerisine bir sık iğne daha yapıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde kahverengi ipimize geçmiş oluyoruz. Yer belirleme aparatımı takıyorum. Son taban rengimi ördüm. Krem rengi de diyebiliriz. Sütlü kahve de diyebiliriz. Şöyle bir yakınlaştıralım. Son sık iğnem burası. Yer belirleme aparatımı taktım. Kahverengi ipime geçtim. Kahverengi ipimle 70 sık iğne olarak 8 sıra düz öreceğim arkadaşlar. Geçişimizi yaptık. 8 sıra düz bir şekilde kahverengi ile öreceğiz. Sonra kesmelere başlayacağız. Kahverengi ipimize de kesmemiz olacak. Sonrasında kahverengi ipimizi koparacağız. Arka kısımdan kırmızı, şöyle tam orta noktadan kırmızı ipimize geçeceğiz. Kırmızı ipimize geçtikten sonra da ön kısımlarda kesmemiz olacak birkaç sırada. Şöyle. Kahverengi ipimize geçtik arkadaşlar. Şöyle. İpimi kestim. Arkadan bağlıyorum. Şöyle iyice çekin. Birkaç kere bağlayın. Kahverengi ipime geçtikten sonra 70 sık iğne olarak düz bir şekilde 8 sıramı öreceğim. Evet. Şöyle bakın yukarıya çıkmış oldu. Şöyle yukarıya çıkmış olduk. Kahverengi ipimizle 70 sık iğne olarak 8 sıramızı örelim.
Kahverengi ipime geçtikten sonra 70 sık iğne olarak 8 sıra düz bir şekilde ördüm. 9. sırama geçtikten sonra da 33 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Artırma eksiltme yapmadım arkadaşlar. 33 tane sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Burası ayağımızın ön kısmı. Burada ard arda 12 adet kesme yapacağız. Kesmelerimize başlıyoruz arkadaşlar. Ard arda 12 adet kesme yapacağız. 1 2 3 Kesmelerinizi yaparken arkadaşlar sıkı bir şekilde örmeye çalışın. Çünkü iki sık iğneyi bir arada kapatıyoruz. Boşluk kalırsa ayağınızı doldurdukça el yapılar içinden çıkar, kötü bir görüntü olur. Bu şekilde arkadaşlar ard arda 12 adet kesme yapacağız. Kesmelerinizi şöyle elimi yakınlaştırayım. Şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ön katları alıp birinci kat, diğer sık iğnemin de ön katını aldım. Kesmeyi yaptım. Bir diğer türlü de yapabilirsiniz. Sık iğnenize batıp şöyle çıkartıp yanındaki sık iğneme batıyorum, çıkıyorum. Elimde 3 adet ilmek var. Bunları bir kere de kapattım. Bu şekilde de kesme yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza geliyorsa. 12 adet kesmemizi yapacağız. Sıra sonunda 13 tane sık iğne kalması gerekiyor. 13 sık iğnemizi düz bir şekilde örüp bu sıramızı, 9. sıramızı tamamlayacağız. 12 adet kesmemi yaptım. 12 adet kesme yaptıktan sonra sıra sonuna 13 sık iğnem kaldı arkadaşlar. 13 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Sonraki sıramda 33 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Bu sıramızda da kesmelerimiz olacak. Ard arda 8 adet kesme yapacağız arkadaşlar. Birinci kesmemi yaptım. Şu an oturma odasında kıyamet kopuyor arkadaşlar. 3 çocuk bir arada. Şöyle ikinci kesmemi de yaptım. Dediğim gibi 8 adet kesmemi yapacağım. Sıra sonuna 9 adet sık iğnem kalıyor. Ben tekrar kesme yaptıktan sonra size onu da söylerim. 8 adet kesmemi yapıp sona kalan sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. 8 adet kesmemi yaptım. Sıra sonunda dediğim gibi 9 tane sık iğnem kaldı. 9 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Sonraki sıramda 33 adet sık iğnemi düz bir şekilde geldim. Ayağımızın ön kısmında kesmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda da 33 sık iğnemi düz bir şekilde geldim. 6 kesme yapacağız. Ard arda 6 kere kesme yapacağız arkadaşlar. Sıra sonunda da 5 sık iğne falan kalması gerekiyor. Ben onları yaptıkça size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ard arda 6 kere kesmemizi yapalım. Birinci kesmemi yaptım. Kesmelerinizi sıkı sıkı yapın arkadaşlar, dediğim gibi. Boşluk kalmasın. Elyaf görünürse doldurdukça çirkin bir görüntü oluşur. Ben her zamanki gibi bayağı bir sıktığım için bayağı bir zorlanıyorum. Şöyle arada da kesme yaptığımız için arkadaşlar aralarda bayağı boşluk oluşuyor. O yüzden dediğim gibi sıkı sıkı örmeye çalışın. Üçüncü kesmemi de yaptım. 6'ya tamamlayalım. Arda arda 6 kere kesmemizi yapalım. Sıra sonunda dediğim gibi 5 sık iğne falan kalıyor, yanlış hatırlamıyorsam. 5 sık iğnemizi düz bir şekilde öreceğiz. 6 arda arda 6 kesme yaptıktan sonra arkadaşlar sıra sonunda 4 sık iğnem kaldı. 4 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Sonraki sıramda 33 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Bu sıramızda da 4 adet kesme yapacağız. 33 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Kesmelerimi yapıyorum. Arda arda 4 adet kesme yapacağız. Şöyle 1 2 O kadar sıkıyorum ki tığımı yamultuyorum. İki yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Şöyle dördüncüyü de yapıyorum.
Sıra sonuna 2 sık iğnem kalıyor. 2 sık iğnemi de düz bir şekilde öreceğim. Yine arkadaşlar 33 sık iğnemizi düz bir şekilde örüp gelelim. 33 sık iğnemizi düz bir şekilde örüp geleceğiz. Sonrasında 2 adet kesme yapacağız arkadaşlar. 2 adet kesmemizi yaptıktan sonra da daha fazla ayağımızda kesmeye devam etmeden önce ayağımızın taban kısmını kesip yerleştireceğiz ve biraz içine dolduracağız. Ben taban kısmını şöyle kestim. Şöyle bir önceki videolarımda da göstermiştim. Yoğurt kapağı olur, dondurma kapağı, herhangi bir plastik. Bunun hani sertliği, yumuşaklığı da size kalmış. Bu benim için iyi şu an. Şöyle de duruyor ayak. Bu plastik benim için iyi oldu. Bunu da nasıl yapıyorum arkadaşlar? Ayağımı şöyle biraz düzeltiyorum. Keseceğim. Plastiğin üzerine ayağımı yerleştiriyorum. Etrafından çiziyorum. Sonrasında kesiyorum. Sonrasında da ayağımıza yerleştireceğiz. Ayağımızı biraz dolduracağız arkadaşlar. Şu şekilde. Önde kesmeler olduğu için ön kısmını bayağı sıkı sıkı doldurmamız gerekiyor. Boncuk elyafla dolduruyorum ben oyuncaklarımı. Doldururken arkadaşlar şu uzuncumuz benim çok işime yarıyor. Elimizle parmaklarımızla itmek çok zor oluyor. Bu şekilde sıkı dolduramıyoruz parmaklarımızla itince. Şu uzun cımbızlardan alırsanız bayağı işinize yarar arkadaşlar. İşinizi kolaylaştırır. Şimdi arkadaşlar 33 sık iğnemi düz bir şekilde örüp geleceğim. 2 tane kesme yapacağım. Sıra sonunda da 1 veya 2 sık iğnem kalıyor. Onu düz bir şekilde öreceğim. Onu da söyleyeceğim size. Daha fazla örmeden arkadaşlar dediğim gibi kalıbımızı içine yerleştirelim. Kalıbımızı ayağımızın içine orantılı güzel bir şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle kontrol ediyorum. Sonrasında ayağımızı sıkı sıkı dolduracağız. Sağına soluna elyafı iterek şu bilhassa kesme noktalarımıza bol bol elyaf dolduralım arkadaşlar. Şöyle iterek dolduralım. Bakın bu görüntüden bu görüntüye geliyor. Sıkı sıkı doldurmamız gerekiyor. Ayağımızın içini sıkı sıkı elyafla dolduralım. Örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ayağımızın içini sıkı sıkı doldurduktan sonra kahverengi ipimizi bu noktada koparacağız. Arka noktamızdan kırmızı ipimize geçeceğiz. Kırmızı beyaz, kırmızı beyaz şeklinde bacağımızı örmeye başlayacağız. Dediğim gibi 4 sıra falan ördüm ama 4 sıra örmeyeceğiz. Ben bunu geri sökeceğim. Biraz daha böyle şerit şeklinde olmasını istiyorum. 1-2 sıra şeklinde olursa ince ince şeritler halinde daha güzel olacak. O şekilde yapacağız. Kahverengi ipimizi bu sıramızda koparacağız. Yer belirleme aparatını ben yine de taktım arkadaşlar. Kırmızı ipimizle arka noktadan başlayacağız. Örmeye o şekilde devam edeceğiz. Kesmelerimiz olacak 1-2 sıra daha. Toplamda kaç sıra daha keseceğiz kırmızıya geçtikten sonra? 1-2-3 4-5 kere daha kesme yapacağız sırada arkadaşlar. Şöyle kontrol ettim. Bunu zaten ben size göstereceğim, anlatacağım. Ayağımızın içini şimdi sıkı bir şekilde dolduralım. Sonrasında kahverengi ipimizi koparacağız. Dediğim gibi kırmızı ipimize geçeceğiz. Örmeye o şekilde devam edeceğiz. Ayağımı sıkı bir şekilde doldurdum arkadaşlar. Sağına soluna dediğim gibi elyafı iyice itikleyerek sıkı bir şekilde doldurdum. Şimdi arkadaşlar kahverengi ipimizle işimiz bitiyor. Son sık iğnemizi şöyle. Son sık iğnem arkadaşlar ilmek kaydırma yapıp bir zincir çektim, ipimi kopardım. Bu sıramız 13. sıramızdı arkadaşlar. Kahverengiye geçtikten sonraki 13. sıramızdı. Şu anki sık iğne sayımız 37. Şu an sık iğne sayımız 37. Şimdi kırmızı ipimize geçeceğiz. Şöyle ayağımın taban kısmından parmağımla yukarıya doğru takip ettiğimde şöyle orta noktamı şurası olarak belirledim. Kırmızı ipimizle örmeye devam edeceğiz. Kırmızı ipimize geçelim arkadaşlar. Bir adet sağlamlaştırma zincir yaptım. Arka ilmekten alarak öreceğiz arkadaşlar. Belirlediğim arka noktamdaki sık iğnemin arka ilmeğinden alarak öreceğim.
İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip aynı sık iğnemin içerisine bir adet sık iğne yaptım. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kırmızı ipimize geçtik. Arka ilmekten alarak öreceğiz. 21 adet sık iğnemizi öreceğiz bu şekilde. Arka ilmekten alarak 21 adet sık iğnemizi öreceğiz. Sonrasında kesme yapacağız. Şunu yakınlaştırayım. Bakın arkadaşlar, normalde bu şekilde batıyoruz. Keserken şu ön katlarını alıyoruz. Şöyle keserken ön katlarını alıyoruz. Şimdi arka. Arka katı alarak öreceğiz. Şöyle battım. Bu şekilde 21 adet sık iğnemizi öreceğiz. 21 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Yani arka ilmekten alarak, arttırma eksiltme yapmadan arka ilmekten alarak düz bir şekilde ördüm. Bir adet kesme yapacağız. Bu da arka ilmekten alarak olacak. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, birinciyi aldım. İkinciyi de şu şekilde alırsak kolay kesebilir miyiz? Şöyle aldım, bir adet kesmemi yaptım. Sonra 3 adet sık iğnem kalıyor. Onları da arka ilmekten alarak öreceğim. İçini doldurduğum için dediğim gibi bayağı zor oluyor örmek. Başlangıç noktama kadar arkadaşlar, arka lobdan alarak örmeye devam edeceğim. Neresi? Piyano neresi? Şurası. Ben başlangıç noktamı arkadaşlar kaybetmiyorum çoğunlukla. Kesme yaptığımız için sonrasında yer belirleme aparatı takmazsam kayboluyor. Şu an kesme yaptığım için yer belirleme aparatımı çıkartmadım. Şimdi başlangıç noktamıza kadar örelim. Arka ilmekten alarak. Buradaki geçişi göstereceğim. Yani sık iğneme ilmek kaydıracağım. Bir zincir çekeceğim. Aynı sık iğne içerisine bir sık iğne daha yaparak devam edeceğim. Arkadan alarak ördüm arkadaşlar. Bakın geçiş noktam şurası. Yanında bir sık iğnem daha var. Onu da arkadan alarak örüyorum. Geçiş noktam şurası arkadaşlar. İlmek kaydırıp bir zincir çekip aynı sık iğne içerisine tekrar batmışım. Sık iğnem şurası. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip aynı sık iğnemin içerisine bir tane daha sık iğne yaptım. Geçişlerimiz hep böyle olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde yapınca şöyle güzel bir şekilde örgümüz ilerlemiş oluyor. Geçiş noktalarımız belli olmuyor. Düz bir geçiş oluyor. Şimdi düz öreceğiz arkadaşlar. Arka ilmekten alarak değil. Düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Ön tarafta yine kesmemiz olacak. Geçişimi yaptıktan sonra arkadaşlar 20 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Kesme yapacağız arkadaşlar. 3 adet sık iğnemizi bir kere de keseceğiz. Normalde keserken 2 sık iğnemizin ön katını alıp da kesiyorduk. Şimdi 3 adet sık iğnemizi aynı anda keseceğiz. Şöyle elimi ayarlayayım. Birinci kat, birinci sık iğnem birinci katı, ikinci sık iğnemin katı, üçüncü sık iğnem, üçüncü sık iğnemin katı ayrılıyor. Şöyle yaparsam, evet, üçünü bir kere de aldım, kesmemi yaptım,
sıra sonuna 2 sık iğnem kalıyor. Onları düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonundaki 2 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. Burası kahverengi ipimin ipi, kahverengi ip örerken sıra sonunda arkadaşlar. Sıramızın sonu, şurası başlangıç noktamız. Dediğim gibi kesme yaparken ben buradan da hesaplama yaptığım için yer belirleme aparatını takıyorum. Kesmemi yaptım. Düz bir şekilde örüyorum. Düz bir şekilde başlangıç noktamıza kadar gelelim. Buradaki geçişi tekrar göstereceğim. Şu an arkadaşlar 15. sıramızdayız. Daha sıramı tamamlamadım. Farklı bir sıraya geçmedim. Şu an 15. sıramızdayız. Şu an 15. sıramızdaki, yani kahverengi ipimize geçtikten sonrasını söylüyorum. 15. sıramızdaki sık iğne sayımız 34. 34 sık iğne ile öreceğiz. Sonrasında tekrar kesmemiz olacak. Ben şimdi düz bir şekilde gelip şu geçiş noktasını tekrar sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar, son sık iğnemi de yaptım. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Bakın. İlmek kaydırma, bir zincir ve sık iğne. İlmek kaydırma. Bakın, ilmek kaydırma, bir zincir ve sık iğne. Eğer burayı karıştırırsanız arkadaşlar, yer belirleme aparatı takabilirsiniz. Sık iğnemin içerisine ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Aynı sık iğnemin içerisine bir tane daha sık iğne yapıp örgüme o şekilde devam ediyorum. Şöyle bir sıra daha yapıp kesmemizi göstereceğim. Sonrasında beyaz renge geçeriz arkadaşlar. Bunun gibi 3-4 sıra olsun istemiyorum. Evet. Düz bir şekilde örelim. Onun sayılarını vereceğim ben size. 19 adet sık iğne ördüm arkadaşlar. 4 adet sık iğnemiz var. 2 kere kesmeyle 4 adet sık iğnemizi kesmiş olacağız. Önde 2 kesmemiz olacak. Şöyle birinci kesmem. Ve ikinci kesmemi de yaptım. Son geçiş noktamdan önceki son sık iğnemi kapatmadım arkadaşlar. Beyaz renge geçelim. Şöyle beyaz rengimle kapatacağım. Beyaz renge geçtim. Bakın arkadaşlar, ilmek kaydır, bir zincir çek ve aynı sık iğne içerisine bir sık iğne yap. Şöyle ilmek kaydır, bir zincir çek. Evet, şurası. Her geçişte aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. İlmek kaydır, bir zincir çek. Şurayı bir sıkılaştıralım. İlmek kaydır, bir zincir çek. Aynı sık iğne içerisine bir sık iğne daha yap. Geçişimizi bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şu an beyaz ipimize geçtiğimiz sıramız 17. sıramız arkadaşlar. 17. sıramızda 18, beyaz ipimize geçtikten sonra 18 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Ön ortamda kesme yapacağım. 3 sık iğnemi aynı anda keseceğim. Şöyle biraz daha yaklaşalım ki 3 sık iğnemi aynı anda keseceğim. Evet, kesmemizi yaptık. Sonrasında düz bir şekilde tam bu kısımları örerken arkadaşlar, için doldurduğumuz için bayağı zor örülüyor. O yüzden tığım bayağı yamulma yaptı. Şöyle yamulduğu için örerken biraz zorlanıyorum. Düz bir şekilde ilerliyoruz.
düz bir şekilde birleştirme noktama kadar örüyorum. Bakın arkadaşlar, ilmek kaydır, bir zincir çek, aynı sık iğne içerisine tekrar bat. İlmek kaydır, bir zincir çek, aynı sık iğne içerisine bir sık iğne daha yap. Bu şekilde geçişimizi yaptık. 2 3 3 ördüm arkadaşlar. 3 ör bir kez yapacağız. Kesmemi yaptım. 1 2 3 ördüm. 1 kesiyorum. 1 1 1 2 3 ördüm. 1 kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 3 ör 1 kes yaparak öreceğiz. 3 ör 1 kes yaparak ördüm arkadaşlar. Birleştirme noktamdan önce 1 2 3 4 adet sık iğnem kaldı. En son 3 ör 1 kes yaptım. Şimdi 1 2 ör 1 kes yapacağım. 2 ördüm. 1 kesiyorum. 1 kestim. Geçişlerimiz ilmek kaydır, bir zincir çek, aynı sık iğne içerisine bir adet daha sık iğne yap. Geçişlerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Düzgün bir geçiş için. Şöyle, bunda biraz daha fazlası var, daha net gözüküyor. Şu şekilde yapıyoruz. Şu an 19. sıramdayım arkadaşlar. Şu anki sık iğne sayımız 24. 24 sık iğne olarak kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz şeklinde istediğimiz bacak uzunluğuna ulaşana kadar öreceğiz. 24 sık iğne ile 2 sıra halinde öreceğiz arkadaşlar. 2 sıra, 2 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz. Dediğim gibi istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. 24 sık iğne ile bu şekilde öreceğiz. Ben bu bacağımı da, bu bacağımda 4 sıra örmüştüm. Bunu da 2'ye düşürdüm. Böyle daha güzel olacak sanki geçişler. Evet, böyle daha iyi olacak. Bu şekilde örmeye devam edeceğim arkadaşlar. 24 sık iğne olarak 2 sıra, 2 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz, 2 sıra kırmızı, dediğim gibi bu şekilde öreceğim. Ördükçe bacağımızı doldurmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonradan zorlanabiliriz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Arkadaşlar, geçişlerde ipimi koparmıyorum. Çünkü kısa kısa geçişler yaptığımız için ipimizi koparmaya gerek yok. Son sık iğnem. Şu kırmızı ipim içeride. Çok da böyle çekiştirmeyin ki, biraz böyle bol bırakarak sık iğnemin içerisine geçireceğim. Bol bırakmamın sebebi de arkadaşlar, içini doldurdukça çekme yapmasın. Şöyle rahat bir şekilde doldurabilirim. Bacak büzüşmesin. İçinden geçirdim. Birleşme noktam şurası. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Aynı sık iğne içerisine bir tane daha sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi 24 sık iğne olarak öreceğiz. Daha karar vermedim arkadaşlar kaç sıra olması gerektiğini. 15 sıra mı, 20 sıra mı, 30 sıra mı, belki 40 sırayı bulabilir. 2 sıra, 2 sıra. 2 sırada şöyle arkadaşlar. Şu an kırmızıya geçtim. Burası geçiş sıram. Geçiş sıramdan sonra bakın şöyle. Şöyle netleştirelim. Bakın, geçiş sıram 1, 2. Bu şekilde. Şu an burası geçiş sıram. Sonrasında 1, 2 sıraya tamamlayacağım. Sonra tekrar beyaz ipime geçeceğim. Bakın, güzel bir geçiş oluyor. Geçişlerimiz o şekilde yapınca. Şöyle. Ördükçe dediğim gibi arkadaşlar, içini doldurmayı unutmayalım. Geçişlerde ipimizi koparmayalım. 24 sık iğne olarak örmeye devam edelim. Bacağımı örüp bitirdim arkadaşlar. Toplam 46 sıra ördüm. 2 sıra kırmızı, 2 sıra beyaz, kırmızı, beyaz şeklinde 24 sık iğne olarak 46 sıra örüp bitirdim bacağımı. Bacağımı ördükçe doldurdum arkadaşlar. Siz de doldurmayı ihmal etmeyin. Sonradan dediğim gibi zorlanırsınız. Siz daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz arkadaşlar.
uzunluğu size kalmış. Ben gövdeyi örerken çok da zorlanmamak adına 46. sırada bıraktım. Diğer bacağımı da örüp tamamlayacağım ben arkadaşlar. İkinci videomuzda da bu birinci videomuz olacak. Ayak ve bacak yapımı diye paylaşacağım bunu. İkinci videomuzda da bacaklarımızı birleştirip gövde yapımıyla devam edeceğiz.